Başlamadan önce özellikle bu konuşma fırsatı bana verdiğiniz için hem başkanımızdan ve düzenleme komitesinden teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün daha çok kolorektal kanserlerde konversiyonel cerrahisinden konuşacağız. Herkesin bildiği gibi kolorektal kanserlerin en sık metastaz yaptığı organ karaciğer. Bunların %25-30'unda senkron karaciğer metastazı görülürken %60'a yakınında metokron karaciğer metastazı ve bunların %80'inde de yakında başlarda anrezektabl olarak kabul ediliyor. Konversiyon cerrahisi esasında kemoterapiyle beraber verilen cerrahi. Yani başlangıçta hasta anrezektabl olacak. Rezektabl hale geldikten sonra uygulanan cerrahiye verdiğimiz isim konversiyon cerrahisi. Peki anrezektabilite kriterlerinde literatürde de olsun klinikten kliniğe de bu anrezektabilite kriterleri değişiyor. Ama kabaca hani toparlayacak olursak işte ekstrahepatik yayılımın olmaması, cerrahi sonrası karaciğer volüm ya da fonksiyonun yeterli olması ya da olmaması, yetersiz kalması ya da kritik yapılara invazyon nedeniyle R0 rezeksiyon yapamayacağınız ve yetersiz karaciğer volümü kalacak hastalar. Bunun dışında bir de Japonların kullandığı yani 5'ten fazla nodül ve 5 santimden yüksekse bundan anrezektabilite kriterleri olarak kullanılıyor. Biraz önceki konuşmacının da hocamın da söylediği gibi bu multidisipliner yaklaşım gerektirecek bir hasta grubu. İşte cerrah, onkolog, radyolog, gerekirse radyasyon onkoloğu ve girişimsel radyolojinin de ortak karar vermesi gereken bir şey. Peki ideal konversiyon rejimi var mı kemoterapi için? NCCN'de de biraz önce hocam da söyledi. Çok farklı şeyler var. Tedavi yöntemleri var. Burada en çok belirleyici şey de RAS mutasyonu ya da BRAF mutasyonlarına göre tedaviyi şekillendirmek gerekiyor. Ve yani ideal bir rejimden bahsedemiyoruz. Neden ideal bir rejimden bahsedemiyoruz? Çünkü çalışmalar çok heterojen. Bunun dışında kullanılan ajanlar farklı. Bazı çalışmalarda RAF ya da RAS mutasyonlarına bakılmamış. Bu nedenden de karmaşık, kompleks sonuçlar çıkabiliyor. Ama hani genel olarak literatürde baktığımız folfoksilib bezolizumab en iyi seçenek. Eğer BRAF ya da varsa anti-GFR tedavide sol kolon tümörlerinde öneriliyor. Hani kısa bir mesaj vermek gerekirse bunu verebiliriz. Peki konversiyonu etkileyen faktörler neler? Yani hastayı biz kemoterapi için işte de başta anrezektabl düşündük. Konversiyon kemoterapisine gönderdiğimizde hangi hastalar bize daha çok dönüyor? Ya da dönme ihtimali yüksek olan hastalar ne? Bununla ilgili yapılmış cerrahi çalışmalarda işte 2021 yılında çıkan bir çalışmada mutasyon yani wild type mutasyon olanlarda konversiyon cerrahisi biraz daha fazla ya da mutasyon wild type dışındaki mutasyonlarda yani karaciğer rezeksiyonuna dönen hasta sayıları azalıyor. Aynı çalışmanın devamında bunlarda multivariate analiz yaptıklarında mutasyon tipi wild type olanlarda konversiyon terapisi ve konversiyon terapisi konversiyon cerrahisine dönüşebiliyor. Wild type KRAS ya da NRAS mutasyonu ya da sol kolon tümörlerinde bu şans biraz daha artıyor. Yine başka bir çalışmada bakmışlar. Konversiyon cerrahisine dönüştürecek hasta gruplarında, bu da yakın dönemde Surgery Today'de çıkmış bir yarışta, Surgery Today'de çıkmış bir çalışma. Bunda ekstrahepatik metastazın olmaması, sol kolon tümörleri, işte biraz önce bahsettiğim Japon sınıflamasına göre H1 tümörler, bunlar ve moleküler hedefli ajanların kullanılması, bunlar da konversiyon cerrahisinin şansını arttırıyor. Yine başka bir yapılmış bir çalışmada da anti-GFR tedavisinin de konversiyonunu arttırdığı söyleniyor. Peki konversiyon cerrahisinin sonuçları neler ya da daha doğrusu konversiyon terapisinin sonuçları neler? Biraz önce hocamın bahsettiği şeylerden de bahsedeceğim. Yani aynı çalışmalardan bahsedeceğiz. Bunlar genellikle prospektif yapılmış işte 13 çalışma var. Pardon. Çok özür dilerim. Bir daha başlatabilir miyiz? Çok affedersiniz. Çok özür dilerim.
Gördüğünüz zaman şimdi bu çalışmalarda prospektif çalışmalar hasta sayıları genellikle yani maksimum çalışmalarda 100-120 civarında çalışmalardan karışık sonuçlar çıkması sebebi primer sonlanım noktaları farklı. Bunun dışında çalışmalarda özellikle objektif yanıtın yüksek olduğunu görüyorsunuz burada ama bunlarda genellikle yani objektif yanıt işte tam yanıt ve kısmi yanıtı içeriyor. Bu çalışmaları içeriğini incelediğinizde çoğunda da kısmi yanıt oluyor. Yani tam yanıt çok fazla görülmüyor. İşte bu 100 vakalık bir KEM çalışmasında bir hastada tam yanıt olmuş. Bir de biraz önce bahsettiğim gibi anrezektivite kriterleri de klinikten kliniğe ya da çalışmadan çalışmaya değişebiliyor. Bunun da devamında ve biraz geri gelebilir misiniz? Ben buradan çok özür dilerim. Bir geri gelebilir misiniz? Rezeksiyon olanları yüksek görünüyor. Neredeyse yani rezektif olan hastaların %40'ını %50'sine rezeksiyon yapılabiliyor ama bunlar da R0 rezeksiyon oranları da %55 ile %20 arasında değişiyor. Yine bu çalışmaların yani bu prospektif çalışmaların içine girdiğinizde de en azından yüksek rakamlı sayılarda çok fazla hepatektomi sayısı çok fazla yok. Yani büyük bir kısmı ya metastazektomi yani segmentektomi şeklinde ya da multipil metastazektomi şeklinde yapılmış cerrahiler var. Ve aynı zamanda da benim dikkatimi çeken yani objektif response oranı yüksek görünüyor ama bu RECIST kriterleri kullanarak yapılmış şeyler morfolojik değerlendirmeye baktığınızda bu sayıların düştüğünü de belirtiyorlar. Sonuç olarak objektif yanıt çalışmadan çalışmaya, rezektabilite kriterlerine, hastanın mutasyonlarına göre değişiyor ama %55 ile %85 arasında. Ama R0 rezeksiyon olanları, unresectable, kemoterapi sonrası cerrahi yapılanlarda %22 ile %57 arasında gelişiyor. Ortalama survivor'da 25 ay ile 49 ay arasında gelişiyor. Bu çalışmalarda ben özellikle hani 1, 3, 5 yıllık şey verebilir miyim diye çok araştırma yaptım ama düzgün şeylerde çok fazla uzun dönem sonuçlardan bahsetmiyor. Yani o yüzden böyle bir sonuç maalesef burada veremedim. Ve bu çalışmalardaki karmaşanın biraz önce de bahsettiğim gibi en büyük şeyi çalışmanın büyük çoğunluğunun uzun dönem sonuçlarını belirtmiyor. RAS ya da BRAF mutasyon tipleri bazı çalışmalarda çok iyi çalışılmış, bazı çalışmalarda seçilmemiş hasta grubunda yapılmış. Bazı çalışmalarda primer tümör tarafı belirtilmemiş ve genellikle de hasta grupları küçük ve retrospektif çalışmalar ön planda ve unresectivity kriterlerinde bariz bir konsensus maalesef yok. Peki cerrahi dışında cerrahiyle kombine edebileceğimiz şeyler var mı? Hani çıkartabildiğimiz işte elimizde bazı silahlar var. Bunlardan işte en sık kullanılan radyo frekans ablasyon ya da mikrodalga ablasyon. Bunlar da çalışmalarında hani 3 santim altında unresectable şeylerde sonuçları yani rezeke edilemeyen şeylere göre Survivor'ı 12 aylardan 24 aylara çıkartıyor. İşte yeni yeni çıkan, çoğu merkezde olmayan SBRT'de de bu sonuçlar tümör çapı 5 santimin altındaysa cerrahiyle kombine ya da tek başına da kullanılabiliyor. Ama burada da hani benim gördüğüm çalışmalarda da çok yüksek rakamlı çalışmalar değil. Yani işte drift 12 ay ortalama yaşam süresinde 24 aya kadar çıkartabiliyor. Diğer kullandığımız TAKE. Daha çok biz HCC'de daha çok tercih ediyoruz ama bunlarda da tercih edilebiliyor ama sonuçlar çok iyi değil. Daha çok ikinci ya da üçüncü tedavilerde kullanıyorlar. Bu konvansiyonel TAKE'nin sonuçları. Bunda da yapılmış çalışmada da Rinonec'ten kullanılarak yapılan çalışmada da şeyler çok iç acıcı değil. TAKE genellikle ikinci ya da üçüncü tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Sonuç olarak hani verebileceğimiz hasta metastatik olmadı. Yani rezektabl kolorektal kanser metastasında 5 yıllık survival %45, %60'lardayken konversiyon terapisinde de 5 yıllık survival %32'ler civarında seyrediyor. Ama biz buna hiçbir şey yapamadığımız zaman da bu hasta grubunda da 5 yıllık survivor %9 oranında olarak söylenebiliyor.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Salondan katkı soru var mı acaba? Soru soracak hocalarımız öncesinde mikrofona gelirlerse hem biz görmüş olabiliriz. Buyurun. Önerilen grup da var. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Acaba fikirlerinizi alabilir miyim o konu hakkında? Teşekkür ederim. Ya bu çalışmayı hazırlarken karaciğer nakli daha çok yani İskandinav ülkelerinde yapılıyor. Hani ülkemizde de böyle bir edikasyon olmadığı için hani burada konuşmanın çok doğru olmayacağını düşündüğüm için hani şeye koymadım. Ya bu ben iki soru sormak istiyorum. Buyurun. Bunun bir tanesi sol lobda bir lezyon var, sağda da lezyonlarım var. Kemoterapi aldı, soldaki lezyon kayboldu, sağdakiler duruyor, rezektable hale geldi. Böyle bir durumda klinik olarak ne yapıyorsunuz? İkincisi hasta işte bunları aldı, ya steatohepatit olur ya da sinüzoide obstrüksiyon sendromu olur. Kalacak karaciğeri hesaplamalar yaparken kaçı hedefliyorsunuz? Mesela %40 mı bırakmak istiyorsun, %45 mi bırakmak istiyorsun? Bir de kalan karaciğere sağlam yani kemoterapi almış ve geride kalan karaciğer bir biyopsi ya da fibrosiken yapıyor musunuz? Hocam ikinci soruyu bir daha alabilir miyim? Ses çok geldi gitti diye. Şimdi kemoterapisini verdiniz, sonra değerlendirdiniz, rezeksiyon yapacaksınız ama biliyorsunuz ki geride kalacak karaciğer hasarlı. Bunun hasarlı olduğu için volüm hesabı da yaptırıyorsun. Mesela ne kadarlık bir volüm kalırsa bu cerrahi yapıyorsun. Büyütme işlemlerini hedefin kaçın altında kalırsa düşünüyorsun veya kalan karaciğeri biz bazen biyopsi yaptırıyoruz. Mesela biyopsi sağlam karaciğere yaptırıyor musun ya da fibrosiken yaptırıp ona mı göre mi karar veriyorsun? Bizim yani ikinci sorudan başlayayım hocam. Biyopsi yani biz klinik yaklaşımımızda biyopsiyi çok fazla kullanmıyoruz. Bazı nedenlerden dolayı. Genellikle yani kalacak karaciğer dokusunun yani şeyde dünkü konuşmalarda da konuşuldu. Yani normal bir insanda %30 civarıyken hani kemoterapi almış, karaciğer yağlanmış bir hastada biz %40-45 volümü yani %45'i kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eğer sağlayamayacaksak o zaman işte TURSTAGE ya da diğer yöntemleri ya da ALPS prosedürüne şey yapıyoruz, başvuruyoruz. İkinci sorunuza yani ilk sorunuza gelirse işte kaybolursa ne yapıyorsunuz diye anladım yan herhalde bir taraftaki. Bizim klinik yaklaşımımız yani bir tümörün radyolojik olarak kaybolması o tümörün kaybolduğu anlamına gelmiyor. Eğer çıkartabileceğimiz bir alandaysa ya yani cerrahi olarak çıkartabilecekse çıkartmayı deniyoruz ama bu konudaki tecrübemiz sınırlı. Ama daha derin yaklaşımdaysa da yani biz bir sonraki toplantıda da konuşulacak ya RF ablasyon tedavileriyle gitmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey yapamayacağımız grupta ya RF'e ya da çok derinde çok az şey kalacak, karaciğer dokusu yetersiz kalacak durumlarda da biraz da izlemeyi tercih ediyoruz. Evet, bu konuda bir oturum var galiba. Bugün mü? Birazdan sanıyorum yan salonda böyle bir oturum var. Yani gostoma yapalım mı? Gostoma diyorlar bu şey radyolojik olarak kaybolmuş metastazlara. Burada hocam bu salonda devam ediyor. Bunları çıkaralım mı çıkarmayalım mı bir şey var, oturum var. Arkadaşlar onu izleyebilirler. Tartışma devam ediyor çünkü bu konuda da. Transplantasyon konusuna gelince İskandinav ülkelerinde bu yapılıyor yani. Hem de hararetli bir şekilde yapılıyor. Çünkü orada donör bol takacak adam bulamıyorlar neredeyse. Öyle bir zenginliğimiz olsa, öyle bir lüksümüz olsa biz de yapmayı deneriz sanıyorum. UKM'de böyle bir kısıtlamayı kaldırır herhalde. Ama şu anda öyle bir lüksümüz yok.